IŞİD'in esas ana yurdu Irak'tır. Irak El-Kaidesi olarak, Irak İslam Devleti olarak varlığını sürdürüyordu. Suriye cihadına katılmasıyla birlikte IŞİD ismini aldı ve dolayısıyla Irak ve Suriye'de verili bir zemini var IŞİD'in. Şimdi IŞİD karşıtı koalisyon kurulduktan sonra IŞİD büyük oranda askeri anlamda yenildi ve alan hakimiyetini kaybetti. Fakat bu devasa gövdeye sahip olan ve verili bir toprak üzerinde yeşeren bir IŞİD'in tamamen yok olduğunu söylemek mümkün değildir. Evet, çekildiği yerel yatay örgütlenmelere doğru yol almış olabilir. Aktif hücreleri az olmakla birlikte halen vardır. Uyuyan hücreler biçiminde hala bu topraklar üzerinde, yeşerdiği topraklar üzerinde IŞİD en azından zihniyetiyle birlikte hala vardır. Şimdi açık ve net söylemek gerekir ki birer proje ürünü oluyor bu tür örgütler. El-Kaide nasıl zamanın bir projesinin ürünü ise IŞİD de böyle bir bugünün projesinin ürünüdür. Bu projeyle iş şu anda lokal düzeyde bitmiştir. Yani Suriye sahasında IŞİD yenilgisi Suriye projesiyle ilgili fonksiyonunun işlevinin sona erdiği anlamına gelir. Ama IŞİD bitmemiştir. Başka Bağdadilerle ve başka isim altında devam eder. Ne ki bu coğrafyalar üzerinde emperyalist paylaşım savaşları devam ettiği süre böyle IŞİD'ler varlığını sürdürecektir ne yazık ki. Şimdi IŞİD'in en fazla varlık gösterdiği alan Suriye'dir. Suriye'ye en fazla sınırı olan 900 kilometreye yakın sınırı olan Türkiye'dir. Doğal olarak sadece IŞİD değil, Suriye sahasında Suriye cihadına katılan bütün El-Kaideci örgütlerle birlikte IŞİD'in de bu kadar çok rahat geçişlerle eleman kazanmasından Türkiye sorumlu tutuluyor doğal olarak. İkinci bir şey olarak IŞİD karşıtı koalisyona ilk etapta tereddüt etti, girmemekte direndi Türkiye. Bu da hanesine eksi bir puan olarak katıldı. Üçüncü olarak IŞİD'in kılık değiştirmiş El-Kaidecileri, cihatçıları şu anda Türkiye'nin kontrol ettiği sözde milli ordunun elemanları, unsurları olarak devam ediyor. Dolayısıyla Türkiye'nin IŞİD'le organik ilişkisi bu söylediklerim üzerinden kuruluyor. Artı onun dışında IŞİD petrollerinin akışı sırasında bütün bu görüntüler, IŞİD'e eleman kazandırma, IŞİD'e müsamaha gösterilmesi, yaralıların tedavi edilmesi konusunda bir sürü, yani sicil dosyasında çok kabarık şeyler var IŞİD'le ilişkisi konusunda Türkiye'nin. Şimdi IŞİD öncesinde ben Suriye Savaşı'na dönük araştırmalar yapıyordum. Suriye'de isyancı diye tek bir sözcükle isimlendirilen ya da muhalif diye isimlendirilen o savaşçıların aslında cihada katılan cihatçılar olduklarını ortaya çıkartmak için araştırmalar başlamıştım. Sonuç itibariyle IŞİD 2014 yılında bütün dünya medyası tarafından parlatıldı. IŞİD'e kadar IŞİD'in türevleri, IŞİD'in hatta yavrusu olan Nusra Cephesi başta olmak üzere Suriye sahasında cihada katılan El-Kaidecileri ben araştırıyordum. Fazladan bunları gönderen ana örgüt olarak IŞİD'in bu sahaya girmesini fazladan araştırmış oldum. Ve IŞİD vahşetinin tek başına IŞİD değil, IŞİD'in yavrularının ve kendisinin girdiği her alanda özellikle kadınlar aleyhinde nasıl bir cehennem yarattığını gören bir kadın olarak, evet, bunu araştırmak ve ortaya dökmek istedim.